Herkese yepyeni bir videodan, yepyeni bir Battle Royale oyundan merhabalar efendim. Bugün sizlerin karşısına Bloodhunt'la çıkıyorum. Daha öncesinde de kanalımızda birçok Bloodhunt videosu vardı. Yayınlarımızda da çokça oynamıştık. Fakat onlar oyunun beta aşamasıydı. Birçok optimizasyon güncellemesi ve yenilikle birlikte oyun full olarak çıkışını gerçekleştirdi. Biz de bu videomuzda bu yeniliklere göz atacağız. Bu videoya sponsor olduğu için Bloodhunt'a çok teşekkür ediyorum. Ve yavaştan İlk özelliklerimize başlayalım. Şimdi öncelikle oyunumuzda hatırladığınız üzere, hatırlamadıysanız da 3 tane klanımız vardı. 1, 2, 3 şeklinde ve bir dördüncüsü eklendi. Enforcer adında yepyeni bir karakter geldi ki hem solo'da hem squad'da çok güçlü bir karakter. Bu arada bütün karakterlerin özelliklerini, skill'lerini şuradaki videolardan görebiliyorsunuz. Gayet açıklayıcı zaten ne işe yaradıklarını burada gayet açık şekilde görebiliyorsunuz. Keza bir diğer özellik ise burada gördüğünüz gibi 1-1-1-9-1-1-3 yazıyor. Bu nedir? Oyunda karakter ilerleme sistemi geldi. Mesela tabii ki benim ilk göz ağrım ve aşkım Prowler. 9 level şu anda. Bu ne işe yarıyor? Şu sağda bildiğin gördüğünüz gibi bir sekme var. Buraya tıkladığınız zaman kullanılabilir özellikler diyor. Bu özellikler bize oyunda artı sağlayan özellikler, fakat bunlardan bir tanesini seçebiliyoruz. Gördüğünüz gibi bazıları kilitli. Bunlar da mesela bu 18 level'da açılıyormuş, bu 20 level'da açılıyor, bu 3 level'da açılıyormuş ki açılmış şu anda. Bunlar ne işe yarıyor? Mesela bu Start with 2 Plagmatic Blood Resonance diyor. Bu nedir? Şöyle ki iki tane skillimiz var bildiğiniz gibi. Bu ikinci skillimizin, mesela Prowler'dan bahsediyorsak, yarasa skillimizin cooldown'ını azaltıyor. Sol altta zaten oyun birazdan başladığında daha açıklayıcı anlatacağım onu sizlere. 3 tane bar var. Onlardan ikisi dolu geliyor. İkisi dolu geldiğinde de cooldown'ı azalmış oluyor skillimizin. Mesela bu basic, yani oyunun başında bir level'da geliyor. Ekstra mermi ve mermi kapasitesi veriyor. Bu neymiş? Bunda mesela duvarlara daha hızlı tırmanabiliyormuşsunuz ki hatta bunu seçeceğim. Çünkü bunu seçtiğinizde o iki tane barı doldurduğu için ben normalde mor kullanmak istiyorum. Q skillimin cooldown'ını azaltmak istiyorum. Onları da kapatıyor. Ki bunları zaten birazdan açıklayıcı olarak anlatacağım sizlere. Ben atlet seçiyorum ve duvarlara daha hızlı tırmanarak rakiplerimize daha hızlı rushlayabiliriz. Onun yanı sıra oyunda Ranked sistemi geldi. Artık dereceli moda girebiliyorsunuz. Ve Bloodhunt diye yepyeni bir modu var. Ki şu anda da biz Bloodhunt moduna giriş yapacağız ki şu anda startı verdim bile. Bloodhunt modunda öldüğünüz zaman dirilebiliyorsunuz bir kere. Ve dirildikten sonra etraftaki vatandaşlardan kırmızı olanı yerseniz bir canınız daha oluyor. Bu sayede oyunu bilmeyen arkadaşlar çok daha hızlı oyunu öğrenebiliyorlar. Ben de bu video boyunca sizlere oyun boyunca açıklayıcı olarak oyunu anlatacağım ki oyun hakkında bol bol bilgiye sahip olun. Bu arada oyun tamamen ücretsiz. Eğer siz de indirmek istiyorsanız açıklamadaki ya da sabitlenmiş ilk yorumdaki linke tıklayıp oyunu bedava olarak indirebilirsiniz. Öncelikle gördüğünüz gibi haritamız çıktı karşımıza. Burada atlayacağımız yere, daha doğrusu doğacağımız yere işaret koyuyoruz ve oradan doğuyoruz. Ben şu silah deposuna gitmek için buradan başlıyordum ama orası dolmuş. O zaman graveyard'a gidelim. Graveyard'dan başlayabiliriz. Graveyard'da bizimle birlikte bir kişi daha var. Gördüğünüz gibi high tier loot diyor. Yani yüksek derecede loot çıkan bir nokta. Ve bundan sonra da karakterimizi seçiyoruz. Ben Prowler'ı seçeceğim. Prowler karakterinin 3 tane skill'i var. Ki hepsinin 3 tane skill'i var. Bir tanesi pasif, iki tanesi aktif. Şöyle ki bir Q, yani daha doğrusu pasiften başlayalım. Bir pasif. Ay çok hızlı başladı, dur. Vurduğum zaman rakiplere, rakipler arkasından bir kan izi bırakıyor. Ve bu sayede rakipleri bu kovalarken çok daha hızlı yakalayabiliyorum. Q skillimiz görünmez oluyoruz ve çok hızlı hareket ediyoruz. F skillimiz ise şöyle bir yarasa gönderiyoruz ve orada bulunan birisi varsa onu bize gösteriyor. Burada bir kişi vardı. Bakın bunlar vatandaş. X'e basarak bunun ne renk olduğunu görüyoruz. Mesela bu plagmatikmiş. Mesela biz o iki tane... Evet, şu an Q'yu bastım. Bu rakibimi indirdim. Şimdi bu rakibi böyle E'ye basıp yerseniz, canım 57 gördüğünüz gibi, hop canım fullenmiş oldu. AK'si varmış, çok tehlikeli. Hemen reload'umuzu atalım. Şimdi sol altta birçok baloncuk görüyorsunuz değil mi? Şöyle ki bu baloncuklar şu işe yarıyor. En baştaki bizim F skillimiz, daha doğrusu sizde E'dir diye düşünüyorum o. E skillinizin cooldown'ını azaltıyor. Yani daha hızlı basabiliyorsunuz. Mor olan Q skillinizin cooldown'ını azaltıyor. Pembe olan da
Her saniye başına can veriyor size. Yani canınız artıyor. Şırıngayla aynı işlevi görüyor. Ve turuncu olan ise mele. Yani aha bak melankolik bulduk. Melankoli yiyoruz. Bizim Q skillimiz en önemlisi. Her karakterin Q skilli en önemlisi. Turuncu ise mele, yani yakın dövüş silahlarımızın hasarını arttırıyor. Yani hepsinin belli başlı özellikleri var. Ama bak mesela kırmızı var burada, bak bunu şu an yiyemiyorum. Şu anda zaten çünkü ekstra bir tane canım var benim. Bu arada her bir tane yediğinizde de belli bir sınırı var. Kapanıyor o yuvarlaklar. O yuvarlakların hepsini fullemek için de düşürdüğünüz rakipleri az önce ben yedim ya, o şekilde yemeniz lazım. Eğer o şekilde yerseniz bir tane slot açıyorsunuz. Aşağıda adam var. Burası çok kalabalık ya. Burası çok kalabalık ama. Dur bakayım. Önce yukarıdakini vurmam lazım gibi hissediyorum. Şimdi duvarlara daha hızlı tırmanıyoruz özelliğimizden dolayı. Bana rushlıyor biri. Gelince vuracağım. Gelmese gerek kalmadı burada. Bakın şimdi bunu normalde öldürebilirim ama ne yaptın lan? Heh. Yiyerek öldürmem lazım ki bir tane slot açılsın. Ye ye ye. Oyunda oyunda armor ve sürekli kullanmanız lazım. Buraya teleport atabilir. Nerede? Keşke buraya teleport atsa yok ederim direkt. Körler sağırlar, birbirlerine ağırlar. Gel buraya gel, kaçamazsın öyle. Bu da benim skalı. Allah. Kilimi çaldırmam. Hemen tırman 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 canımızı doldurmamız lazım. Birazcık hızlı bir oyun bu arada. Alışması birazcık hani... Alışması değil de izlemesi mi zor diyeyim, bilmiyorum. Ama kafanız kaldırıyorsa... Gayet keyiflidir. Geldi, gördük. Görmekle kalmadık, onu indireceğiz. Şimdi zaten skill'lerimi öğrendiniz. Q'yu iyi kullanmamız lazım. Q'ya bastığımızda görünmez olduğumuzda hem rakipten kaçarken hem de rushlarken çok işimize yarıyor bu özellik. Oy. Bu arada silahların da renkleri var gördüğünüz gibi. Onlardan da bahsedeyim. Oy, yok ettim çocuğu da, bu benim yanımda başka birine sıkıyor. Dur dur, yeme. Yeme yeme, geldim. Geldim geldim, yeme yeme yeme. Silahların... Yok ettim, yok. Bunu yiyelim, ha. Renkleri var. Rengine göre silahların hasarı değişiyor. Mesela maviyi alalım hemen buradan. Şöyle ilerliyor bu da. Yeşil, mavi, mor ve sarı olarak ilerliyor. Yani kötüden iyiye doğru sıralıyorum. Yeşil, mavi, mor, sarı. Yani eğer elinizde yeşil varsa yerde mavi görürseniz almanız gerekiyor. Ya da mavi varsa mor almanız gerekiyor. Bu şekilde ilerliyor. Hey, kim o? Biri bana elledi arkadan. Atalım şuraya. Yani Q'suyla şey yapabiliyorsunuz benim bu Prowler'ın. Her karakterin kendine az güzel özellikleri var ki yeni karakterin de mesela şey güzel özelliği var.
belli bir süre boyunca vurulamıyor. Vurulmuyor. Ama o da vuramıyor. Yani o ateş ettiği anda bu özelliğini kaybediyor. Şurada birini gördüm. Ona bir açlayalım. Aslında oyun temel mekanik anlamında çok basit. Öğrenmeniz gereken şey, bakın mesela ben kayarken zıplıyorum. Bak kayıyorum, zıplıyorum. Mesela bu daha hızlı ileriye atılmanızı sağlıyor. Şu kay zıpla, kay zıpla olayını çözmeniz gerekiyor. Onu bol bol yapmanız gerekiyor. Rakiplerinize bu sayede çok daha hızlı oynayabilirsiniz. Ve mesela X tuşuna bastığınız zaman da bakın etrafta ne var ne yok görebiliyorum. Rakipleri göstermiyor tabii ki bu. Bak immun oldu o yeni karakter. İmun olduğu zaman hasar vuramıyorsunuz. Woo! Gel buraya. Etraf çok kalabalık. Hemen yılımızı basalım. Çok hızlı reaksiyon göstermeniz gerekiyor da burası niye böyle kalabalık ya? Armor da basalım. Şimdi AK reload deyip direkt yukarıya oynuyorum ve yok ediyorum. Arkamda da mı biri? Oğlum burası ne böyle? Öl artık. Yat oğlum aşağı. Bak katanası var bunun. Katanayı almamız lazım. Heh, ver katanayı. Şimdi katana ne işe yarıyor biliyor musunuz? Katana şöyle ki sağ klik basılı tutarsanız size sıkan rakibe mermilerinizi geri gönderiyorsunuz. Şurada yiyecek bir şey var mı? Mor geliyor. Of of of. Nasıl bir tek o? O moru yemem lazım bu arada. Q skill çok önemli. Oğlum teki gördünüz mü? Adam oyundan soğudu büyük ihtimalle. Kaç kill'im var? 7. Çok güzel. Bir tane daha geliyor. X'e basarsanız böyle. Allah. Burası kırmızı alan. Bunu oynayabilirim aslında da. Bir saniye ya. Bundan var mı? Şu gaz neutralizer'ı alıp basarsanız kırmızı alana girebiliyorsunuz. Sen melankoliksin değil mi? Gel gel gel. X'e bastığınızda etraftaki vatandaşların hangi renk, hangi özellik verdiğini ve lootların yerini görüyorsunuz. Ama rakipleri göremiyorsunuz tabi. Öyle bir şey olsa wallhack olurdu. Buradan atlayalım. Şimdi katana. Katana önemli hocam. Arkadan biri geliyordu ama heh, öndeler. Geldim geldim geldim. Az önce AK reloadlayamamışım fight'ta ya. Orada var ya çok fazla nok aldım vardı ama hiçbirini bitiremedik. Orayı bitirseydik onu geçmiştik kill sayımız. Aşağıda adam var. Geldim geldim geldim. Dur dur dur. Şu kırmızılıyı kovalıyor da. Bunu katanayla öldüreceğim. Bu arada eğer meleyle öldürürseniz de canınız azsa canınız artıyor. Ben neyse. Normalde SMG'yi oynuyorum da şu an double barrel'la inanılmaz tekler atıyorum. O yüzden tutacağım. Armor basmam lazım. Kaç armorum var? Taba basarak armorlarınızı, şeylerinizi görebiliyorsunuz. Mermi sayınızı vesaire. Burası kalabalık. Geliyoruz hocam, geliyoruz. Bunların renkleri nedir? Kırmızı, kırmızı, kırmızı. Bize morla... Oh shit. Yukarıda okçu var. Zerli ok atıyor. Gördün mü çatıda? Bak bak bak. Burada da var lan bir tane. Aa burada. Çok güzel tek. Yok ettim yok. Tamam. O kırmızıları yiyemiyoruz. Bir tane zaten fazladan canım var şu anda. Benim tekrardan doğabiliyorum. O yüzden şu anda 2 yapamıyoruz o sayıyı. Reload'umuzu bir de yapalım.
Okey. Aa yapmadı. Ben osurmadım. Duvardan geldi ses. Adam görmek zor falan geliyor gibi olabilir ama oynarken öyle hissedilmiyor. Videoda ne kadar şey zorlanıyorsunuz bilmiyorum görürken ama. Oy orası çok fena. Ben yanlışlıkla Q'ya bastım ya. X'e basacaktım. Ne alakası varsa iki butonun. Hemen şurada bir tane pıt diye patlat. Yat oğlum aşağı. Hemen bir kan torbası içelim. Sonra bir tane daha tüp basalım. Dediğim gibi o bombadan basarsanız neutralizer. Gazdan hasar almıyorsunuz. Armor basman lazım bir tane de. Oo. İki kişinin arasında kaldım. Yapma. Nereden gördün ya? Çok iyi gidiyorduk ama. Neyse bir tane canım var. Şimdi tekrardan doğacağım ama loot'um gitti. O kötü oldu. Bu adam da bu arada şey basmış, gazda oynuyor. Neutralizer basmış, gazın içinde oynuyor adam. Anleki diyelim. Hemen tekrardan doğacağım. Bu arada belli bir süre sonra şanssızlığa bak. Respawn disabled olduğu anda öldüm. Abi inanılmaz bir şanssızlık. Efsane bir oyun. Oha ya. Ama her oyunda şanssız olduğumu en azından bu sayede sizlere göstermiş oldum sevgili arkadaşlar. Epik bir oyundu ki ben bu maçı kazanırdım da. Umarım keyif almışsınızdır. Blood Hunt'ı sizlere gösterip öğretebilmişimdir. Dediğim gibi oyunu tamamen ücretsiz olarak açıklamadaki ya da sabitlenmiş ilk yorumdaki linkten indirebiliyorsunuz. Bir sonraki videolarda görüşene dek kendinize çok iyi bakın ve bu videomuza da lütfen bir beğeni ve bir yorum bırakın ki bu şanssızlığı bir nebze de olsun unutabileyim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.